Bu videoya da fosfor pentaklorürün molekül şeklini belirleyerek başlayalım. İlk adım değerlik elektronlarını göstermek için Lewis nokta yapısını çizmek. Fosforun 5. grupta olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla 5 değerlik elektronu olmalı. Klorsa 7. grupta. Öyleyse 7 değerlik elektronu var. Üstelik 5 tane klor var. Yani toplamda 35 değerlik elektronu eder. Fosfordaki 5 taneyi de eklersek Lewis nokta yapısında göstermemiz gereken toplamda 40 tane değerlik elektronu olur. Fosfor klor kadar elektronegatif olmadığı için merkeze yerleşebilir. Onun dışında da 5 tane klorumuz olur. Onları da merkez fosfor atomunun etrafına bu şekilde yerleştirebiliriz. Buraya kadar kaç elektron yerleştirmiş olduk? 2 4 6 8 ve 10 40 eksi 10, 30 olduğuna göre geride 30 tane daha var. Bu elektronları yerleştirmeye uç atomlardan başladığımızı bir kere daha hatırlatayım. Öyleyse bu atomları klorların üstüne koymamız gerekiyor demek oluyor. Her bir klor oktetini tamamlamaya çalışacağına göre her klorun 6 elektrona daha ihtiyacı var. Bu şekilde bütün klorların etrafında 8 değerlik elektronu olmuş oluyor. 5 atoma 6'şar elektron daha eklediğimiz için toplamda 30 tane daha eklemiş olduk. Gereken bütün elektronları Lewis formülüne yerleştirdik. Yalnız fark ettiyseniz fosfor oktet kuralını aşmış durumda. Çünkü etrafında 30 tane değerlik elektronu var. Ama bu fosfor için sorun değil. Çünkü fosfor periyodik tabloda 3. periyotta bulunuyor. Aslında burada bir de formal yüklere bakmak istiyorum. Çünkü fosforun formal yükünü düşünürsek sıfır olduğunu görebilirsiniz. Bu da neden bu şekilde bir Lewis yapısı elde ettiğimizi açıklamış olur. O zaman ikinci adıma da bir bakalım. Merkez atomunun çevresindeki elektron bulutlarını saymamız gerekiyor. Elektron bulutlarının sadece elektronların yoğun olduğu bölgeler olduğunu unutmayalım. Öyleyse burada gördüğünüz bağ elektronlarını merkez atomunun çevresindeki elektron yoğunluğu olarak düşünebiliriz. Hatta buradakiler için de aynı şey geçerli. Buradaki de başka bir elektron bulutu. Demek ki merkez atomunun çevresinde toplamda 5 tane elektron bulutumuz var. Şimdi elektron bulutlarının geometrisini tahmin edeceğiz. Bu değerlik elektronları birbirlerini iterek birbirlerinden uzaklaşmaya çalışacak. Bunu biliyoruz. Hatta bunu Vesper kuramından öğrenmiştik. Hepsi negatif yüklü olduğuna göre birbirlerini iterek mümkün olduğunca birbirlerinden uzağa gitmeye çalışacaklar. 5 elektron çifti olduğu zaman boşlukta birbirlerine en uzak yerleşim biçimleri üçgen bir piramit yani üçgen çift piramit oluyor. Onu buraya çizebilecek miyiz? Bir deneyelim. Fosfor merkezde. 3 klor da aynı düzlem üzerinde olmalı. Klorları bu şekilde aynı düzlemde gösterebilecek miyiz? Bir bakalım. Bunlara ekvatoryal pozisyon deniliyor. Sanki bir ekvator boyunca uzanıyorlar diye de düşünebilirsiniz. Yani bu 3 klor aynı düzlemde, 1 klor bu düzlemin üstünde, 1 klor da altında olacak bu iki kloru da eksen doğrultusunda uzanıyorlar gibi düşünebiliriz. Bu tabii ki oldukça hızlı çizilmiş bir şekil oldu. O yüzden bir de buraya üçgen çift piramidi daha düzgün çizmeye çalışayım. Böylece siz de bu şeklin neye benzediğini daha rahat görebilirsiniz. Bu şekilde bir piramit olursa tam tersi yönde bir piramit daha olmalı. Bu da mükemmel bir çizim olmalı sanırım. Ama bu gördüğünüze üçgen çift piramit ya da üçgen bir piramit şekli diyebiliriz. Evet, öncelikle aynı düzlemde olan 3 klora bir göz atalım. 3 üç klora üçgen bir piramit şekli ile birlikte baktığımızda bu üç kloru piramidin köşeleri olarak düşünebiliriz. Bu şekilde aynı düzlemde olduklarını görmesi biraz daha kolay. Biraz önce de söylediğim gibi bunlar ekvator doğrultusunda uzanan klorlar. Buradakilerin bağ açılarını düşünürsek de aynı düzlemdeki bu klorlar için bağ açılarının bu gördüğünüz 3 açı olduğunu söyleyebiliriz. Üçgen düzlemden bahsettiğimiz zaman bağ açılarını 360'ı 3'e bölerek bulmuştuk. Yani 120 derece demiştik. Buradaki bağ açılarını da bu şekilde düşünebiliriz. Fikir aynı. Buradaki bağ elektronları birbirini itecek. Bir de eksenler üzerinde bulunan yani aksiyal pozisyondaki klorlara bir bakalım. Biri yukarıda, biri aşağıda. Onları da üçgen piramit şeklinin bu ucunda ve bu ucunda gibi düşünebilirsiniz. Hatta bahsettiğim ekseni çizersek, yani aşağı doğru bir çizgi çekersek bu ikisinin arasında 180 derece olduğunu da kolaylıkla görebiliriz. Yani bu klorlar arasındaki bağ açısı 180 derece. Son olarak da eksenin üzerinde bulunan yukarıdaki klorla buradaki yeşil klorlardan biri arasındaki bir bağ açısını inceleyelim. Aslında buradan 90 derece olduğunu görmek çok zor değil. Yani buradaki bağ açısı 90 derece. Bunlar ideal bağ açıları diyebiliriz. Yani üçgen çift piramit geometrisi için olan 3 ideal bağ açısı. Aslına bakarsanız bu şekli iyi anlamamız gerekiyor. Çünkü bundan sonra yapacağımız diğer 5 elektron bulutu çizimlerde de elektron bulutları aynı bu şekli almak isteyecek. Yani bu yerleşimi iyice öğrenmemiz gerekiyor. Dördüncü adımda ise ortaklanmamış elektron çiftlerini yok sayıp molekülün geometrisini bulmamız lazım. Ama buradaki merkez atomda zaten hiç ortaklanmamış elektron çifti yok. Yani molekülde elektron bulutlarının aldığı şekli yani üçgen bir piramit şeklini alacaktır. Hadi yeni bir örneğe geçelim. Örneğin kükürt tetraflorür. Öncelikle yine Lewis yapısını çizmemiz ve de değerlik elektronlarını saymamız gerekiyor. Kükürt 6. grupta yani 6 değerlik elektronu var. Florsa 7. grupta yani 7 değerlik elektronu var. 4 tane flor olduğuna göre toplamda 4 çarpı 7'den 28 tane. 28 artı 6 demek ki molekül için toplamda 34 elektron var. Kükürtün merkeze gideceğini biliyoruz. Çünkü flor çok daha elektronegatif. Bu yüzden kükürtü bu şekilde yerleştirebiliriz. Kükürtün 4 flora bağlı olduğunu da biliyoruz. Yani florları bu şekilde yerleştirmemiz gerekiyor. Şu ana kadar kaç tane değerlik elektronu yerleştirdiğimize de bir bakalım. 2, 4, 6 ve 8. 34 eksi 8 bize daha 26 değerlik elektronu yerleştirmemiz gerektiğini söylüyor. Geride kalan bu elektronları uç atomlara yani florlara yerleştirerek başlayabiliriz. Her flor oktetini tamamlamak istediğine göre 6 elektrona daha ihtiyacı var. Çünkü şu anda her birinde sadece 2 değerlik elektronu bulunuyor. O zaman her bir flora 6'şer elektron daha ekleyelim. 4 atoma da 6 elektron daha eklediğimize göre 24 elektronu daha kullanmış olduk. Geride kalanlar 26 taneydi. 26 eksi 24. Elimizde 2 tane daha değerlik elektronu kaldı. Kalan elektronları ne yapmamız gerektiğini bulmak için kuralları hatırlayalım. Onları merkez atomuna yerleştirmemiz gerekiyordu değil mi? Bu durumda kükürtün üzerinde ortaklanmamış bir elektron çifti olacak. Kükürt'e ortaklanmamış bir elektron çifti verdiğimiz zaman oktet kuralını aşmasına neden oluyoruz. Ama daha önce de konuştuğumuz gibi kükürtün bu kuralı bozmasında bir sakınca yok. Çünkü periyodik tablonun 3. periyodunda bulunuyor. Ayrıca bu duruma formal yükleri bularak da bir açıklama getirebiliriz. Kükürtün bu durumdaki formal yükünün sıfır olması, sanırım bu Lewis yapısının neden bu şekilde olduğunu da daha iyi bir şekilde açıklar. Evet, Lewis yapısını çizdik. Bir sonraki adım için yine başa dönüp kurallara bir göz atalım. İlk adımı tamamladıktan sonra elektron bulutlarına geçiyoruz. Yani merkez atomunun çevresindeki elektron bulutlarının sayısını bulmamız gerekiyor. Demek ki biraz önce çizdiğimiz Lewis yapısına bakıp kükürtün çevresindeki elektron bulutlarını saymamız lazım. Yani elektron yoğunluğu olan bölgeleri. Buraya bağ yapan elektronlar tahmin edeceğiniz gibi ilk elektron bulutu. Ayrıca buradakiler için de geçerli. Buradakiler için de. Hatta buradakiler için de. Kükürtün üzerinde de ortaklanmamış bir elektron çiftimiz vardı. Yani elektron yoğunluğu olan bir bölge. Bir diğer deyişle de bir elektron bulutu daha. Yani aynı bir önceki örnekte olduğu gibi 5 tane elektron bulutumuz var. Bu sayıda elektron bulutu olduğu zaman üçgen çift piramit şeklini almak istediklerini aynı şekilde bir önceki örnekte de görmüştük. Şimdi bu molekülün alabileceği iki olası Lewis yapısını çizelim. İlki burada olsun. Bu yapı için ortaklanmamış elektron çiftini ekvatoryal pozisyonda çizeceğim. Ekvatoryal yerleşimde. Aynı bu şekilde. Bu aynı zamanda iki florun daha ekvatoryal yerleşimde olduğunu gösteriyor. Öyleyse geride kalan florlar da eksen doğrultusunda olacak. Yani biri yukarıda biri de aşağıda. İşte bu gördüğünüz olası Lewis yapılarından biri diğerinde ise ortaklanmamış elektron çiftinin eksen doğrultusunda olması gerekiyor. Bu durumda kükürt ekvatoryal pozisyonda olan 3 flora bu şekilde bağlanacak. Ortaklanmamış elektron çifti ve kalan flor da bu şekilde eksen doğrultusuna yerleşecekler. Bu da kükürt tetraflorür için olası ikinci Lewis yapısı oldu. Şimdi bir de bu yapıları inceleyelim. Lewis yapısındaki ortaklanmamış elektron çiftlerinin diğer bir deyişle eşleşmemiş elektronların bağ yapan elektronlardan daha fazla yer kapladıklarını söylemiştik. Bu durumda da bağ yapan elektronları biraz daha fazla itmeleri gerekiyor. Değerlik kabuğu elektron çifti itme kuramını düşününce de bu eşleşmemiş elektronların nereye konulacağı daha da bir önem kazanıyor. Bu yüzden öncelikle bu iki yapıdaki ortaklanmamış elektron çiftinin diğer elektronları ne şekilde iteceğini bir inceleyelim. İlk olarak ortaklanmamış elektron çiftinin ekvatoryal pozisyonda olduğu durumdan başlayalım. Ve aynı düzlemde bağ yapan elektronlarla olan etkileşimine bakalım. Bu gördüğünüz açı yani bağ yapan elektronlarla eşleşmemiş elektronlar arasındaki açı 120 derece. Ama görünen o ki itme kuvvetlerini düşündüğümüz zaman bu 120 derecelik açı 9 derecelik açılar kadar önemli olmuyor. Aslında bir diğer deyişle bu yapıları analiz ederken 120 derecelik etkileşimleri yok sayıyoruz. Ama bağ yapan elektronlarla eşleşmemiş elektronlar arasında oluşacak 90 derecelik açı farklı. Böyle bir örneği de biraz önce incelemiştik. Hatta onu burada da gösterebiliriz. Buradaki eşleşmemiş elektronların eksen doğrultusundaki yani aksiyel pozisyondaki bu bağ elektronlarını ittiğini düşünelim. İşte bu durumda aralarındaki açı 90 derece oluyor. 90 derecede 9 derece kadar olmasa da bir önceki etkileşime göre daha fazla itme kuvveti yaratabilir demek oluyor. Bu yüzden biz de 90 derecelik açılar üzerinde yoğunlaşacağız. Sonuçta buradaki eşleşmemiş elektronlar bu bağ elektronlarını itiyor. Burada iki olasılık var. Eksen doğrultusunda bir yukarıda, bir de aşağıda flor var. Demek ki eşleşmemiş elektronlar iki bağ yapan elektron çiftine de 90 derece uzaklıkta. Sol tarafa çizdiğimiz yapıdaki durum bu. Bu şekilde olması aslında molekülün kararlılığını biraz bozuyor. Ama biz yine de önce sağdaki yapıyı da inceleyip ikisini karşılaştıralım. Bu taraftaki Lewis yapısında ortaklanmamış elektron çifti aksiyal pozisyonda. 3 florunda ekvatoryal pozisyona yerleşmiş durumda olduğunu görüyoruz. Diğer bir deyişle bağ yapan elektronlar ekvatoryal pozisyonda. Dolayısıyla ortaklanmamış elektron çifti ile bu 3 flor arasında 90 derecelik bir açı var. Bu da daha ciddi derecede bir itme kuvveti demek oluyor. Çünkü 3 farklı florla da arasında 90 derece var. Kısaca özetlersek sağ taraftaki Lewis yapısında bu etkileşimlerden 3 tane var. Ama sol taraftakinde sadece 2 tane vardı. Amacımız tabii ki bu itme kuvvetlerini en aza indirgemek. İşte bu yüzden Vesper kuramına göre sol taraftaki Lewis yapısı doğru olan yapı. Bundan sonraki videoda eşleşmemiş elektronların elektron çifti itme kuvvetini azaltmak için üçgen çift piramit ekvatorial pozisyonlarına yerleştiklerini konuşacağız. Yani ortaklanmamış elektron çiftlerini ekvatorial pozisyonlarda düşünmemiz gerekiyor. Biraz önceki yarışın kazananı ilk Lewis yapısı. Bu yüzden onu tekrar çizerek analiz etmemizi kolaylaştırmak istiyorum. Farklı bir renkle devam edeyim. Kükürtü yine merkeze yerleştiriyoruz. Florlardan ikisiyle ortaklanmamış elektron çiftini de aynı düzleme koyuyoruz. Bunlar ekvatoryal doğrultusuna yerleştirdiğimiz atomlar. Bunlardan başka bir de bu tarafta iki flor daha var. İşte bu şekilde. Bir de bağ açılarına bakalım. Buradaki flor kükürt flor arasındaki açı ideal olarak 120 derece. Yani en azından biz 120 derece olmasını bekliyoruz. Eksen doğrultusundaki bir florla ekvatoryal doğrultusundaki bir flor arasındaki açının da 90 derece olduğunu biliyoruz. Eksen doğrultusundaki iki florun arasındaki açı tabii ki 180 derece. Buraya kadar çok fazla konuştuk ama molekülün şeklinden bahsetmeye daha hiç fırsatımız olmadı. Son bir kere daha uymamız gereken kuralları hatırlayalım. Elektron bulutlarının geometrisini belirleyip şeklini çizebilmek için oldukça fazla iş yaptık. Son olarak molekülün geometrisini belirlememiz gerekiyor. Bunun için de ortaklanmamış elektron çiftlerini yok saymamız gerekiyor. Çizime geri dönersek molekülün şeklini bulmak için buradaki ortaklanmamış elektron çiftini yok saymamız gerekiyor. İşimizi kolaylaştırmak için bu elektron çiftini yok sayarken bir de molekülü yan çevirip çizime öyle bakalım. Kükürtü yine buraya koyarak başlayalım. Molekülü yan çevirirsek eksen doğrultusunda uzanan florlar artık yatay yerleşmiş olacak. Aynı bu şekilde yatay yerleşecekler. Ekvator doğrultusunda uzanan iki florsa bu şekilde gözükecek. Bu da geometride bozulmuş dört yüzü ya da tahterevalli olarak adlandırılıyor. Tahterevalli. Neden tahterevalli dendiğini de şu şekilde gösterebilirim. Çocuk bahçesinde oynayan çocukları düşünelim ve hatta birini bu köşeye koyalım. Eğer küçük çocuk bu köşeye oturursa tahterevalli de bu tarafa doğru çökecek. Diğer tarafı ise havaya kaldıracak. İşte bu nedenle bu şekle tahterevalli dediğimizin küçük bir açıklaması bu. Artık bu videoyu bitirmenin zamanı geldi de geçiyor. Bir sonraki 5 elektron bulutuna sahip molekül ve iyonlardan 2 tane daha yaparak bu konuya devam edeceğiz.